Hayırdır? Bu ne? Yemek, açım dedin ya. Kaç saat önce söylemiştim. Yeme o zaman, yeme. Bana ne? Sen hep böyle mi yersin? Hiç yemek yapmaz mısın? Ben pek yemek yemem. Nasıl yani? Öyle işte. Mesela... kuru fasulye, ne bileyim köfte patates, yaprak sarması yapar mısın? Çok güzel sarma sararım ben, böyle kalem gibi. Gerçekten mi? Şaka. Annem yemek yapar mıydı? Ne bileyim ben. Neden bilmiyorsun? Tanımıyorum ki ben senin anneni. Tanımıyorsan ben nasıl oldum? Bir anlasam zaten. Ne yapıyorsun taze baba? Uğur bak, büyümsün demem ağzına burnuna vururum ha. Oğlum delirme hemen ya, şaka yaptık. Delirtme ya. Sen Allah de o zaman. Allah Allah. Ne yapıyorsun kız çocuğu? Kız çocuğu değil, öyküm. Adım var benim. Hadi git içeride. Neden? Aa, ne kadar ayıp. Babalar bir şey deyince yapılır değil mi? Uğur. Ama yemek yiyorum. Tamam, orada da yeniliyor. Hadi git içeride. Olmaz. Yani böcek olur sonra. Yaz. Kalk diyorum sana. Al şunları. Al, kalk. Kalk. Heh. Geç. Allah Allah. Oğlum, bayağı bayağı elinde patladı ya lan kız. Ne elinde patladı? Kurtulacağım ben bundan. Kurtulacakmış. Nasıl yapacaksın onu acaba? Yatsana yerine. Kız yatmış oraya. Vicdanlı baba seni. Ah. Demir. Hı. Kalk lan kalk. Hayır git. Oğlum kalk, kız yok lan. Hangi kız? Oğlum Öykü yok. Öykü kalksana. Öykü kim ya? Oğlum saçma saçma işler yapma, kalk de, kız yok diyorum oğlum sana. Ya boş ver. Ya Demir saçmalama, kalksana oğlum. Ya gitsene Allah Allah. Oğlum kalksana, arayalım şunu, kız yok diyorum sana, dinlemiyor musun? Yoksa yok ya, teyzesine gitmiştir, teyzesini bulmuştur, Allah Allah, bırak zaten bütün gece kurtulmaya çalışıyorum. Lan oğlum 8 yaşında kız nasıl gidecek teyzesine, kalk arayalım, gözünü seveyim Demir. İstanbul ulaşım ağını ezbere biliyor, gider o. Demir saçma saçma işler yapma, kalk arayalım şunu. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bana bak lan. Savcı tekrardan ensene mi binsin istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben anlamadım ki ya. Şşş. Kalk arayalım. Tamam, kalk, tamam kalk. Geldi, geldi. Merak etme. Uyandın mı sonunda?
Kızım sen neredesin? Ha? Aklımız çıktı bizim burada. Kendi adına konuş. Ya siz burada uyuyordunuz. Bunu dürttüm. Uyanmadı. Sen de burada sıkışmış uyuyorsun. Ben de gittim marketten alışveriş yaptım. Ne? Bak kırdın geçirdin ortalığı. Doğru söylüyorsun. Bana ne değil mi? Bana ne ya? Bana ne anasını satayım? Kendin düşün. Senin kızın oğlum. Ben niye düşünüyorum ki zaten? Doğru söylüyorsun. Bana ne? Savcı binecek beynini. Ondan sonra göreceğim ben sana neyi. İster misin? Ver. Kadını kandıracağız, mal alıp çıkacağız diyorum lan. Hepsi bu diyorum ya. Hırsızsınız siz. Hırsızsınız değil mi? Hah, beni buradan yak. Daha demin birini soyacağınızı konuşuyordunuz. Duydum burada. Sen nasıl konuşuyorsun Öykücüğüm? O ne çirkin laflar ya? Yakışıyor mu senin ağzın öyle hırsız falan? Ha? Biz hırsız falan değiliz. Ya nesiniz peki? Biz şeyiz, biz bir çeşit sanatçıyız biz. Anladın? Hangi sanatçı? Ya sen sanat nedir biliyor musun? Biliyorum. Resme falan denilir. Tamam resme deniyor da bak şimdi. Sanat ne biliyor musun? Var olan bir şeyi görüp, tamam mı? Var olabilecek olanı yaratmaktır. Yani biz de bunu yapabildiğimiz için bir çeşit sanatçı sayılırız. Hırsızlar böyle bu işin niteliksiz elemanlarıdır. Sıradan işçiler gibi düşün. Ama biz böyle bu işin ehli profesyonelleriyiz. Ha, siz yani dolandırıcısınız değil mi? İnsanları kandırıp paralarını alıyorsunuz. İkiniz de polise şikayet edeceğim. Benim bu veletten bir an önce kurtulmam lazım. Bir an önce. Lan geç işte geç. Ne var? Ne var? Şoförlüğümüz eksikti zaten. Hırsızlıktan daha mı zor? Bana bak cüce. Ya ne kadar ayıp. Biz hırsız falan değiliz diyorum sana ya. Bak mis gibi altın bileziğimiz var diyorum. Kızlar takar bilezik. O anlamda değil, iş anlamında söylüyorum. Bak mesela babana ben taktım bileziğini. Uğur baba falan deme bak ben takacağım şimdi daha. Nerede bu okul? Ya şuradaki. Neredeki? Az ilerideki. Hah. Hadi naş. Harçlığım. Ne harçlığı? Harçlık. Teyzem bana her gün 10 lira veriyordu. Yuh. 10 lirayı ne yapacaksın kız bacak kadar boyunla? Al şunu. Al şunu hadi git. Hadi vur. Seni okula getirmişler arabayla anne. Ha babam. Hani senin baban yok? Artık var. Ama annen yok. Sana ne? Hem herkesin annesi vardır değil mi? Senin yok. Hem annen olsaydı ödevlerini yaptı. Benim annem her gün bakıyor. Bence yalan atıyorsun. Baban yok senin. Var. Adı da Demir Göktürk. Neden hiç gelmedi okula? Daha önce yoktu. Artık gelir. Yeni Kapı Vezneciler Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayrentepe, Levent, 4. Levent, İTÜ, Otosanayi, Dar. Dar Şafaka ve Hacı Osman.
neredesin ya? Neredesin? Mıstık. Ne yapıyorsun sen burada? Gel oğlum, gel gel gel. Mıstık. Niye gelmiyorsun Mıstık? Dur bakayım ne oldu sana? Ne oldu senin yanına Mıstık? Mıstık. Tamam, sakin ol, sakin ol, sakin ol, tamam. Bak, bu da benim kartım. Burada adresim yazıyor, burada da telefon numaram var. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin, tamam mı? Tamam Canan abla. Aa, sen veteriner misin? Ben hayvanları çok severim. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz şimdi. Hoppa. Sonra inler gibi de sesler çıkartıyor. Ayağında basamıyor. Hemen aklıma sen geldin Candan abla. Kaptım getirdim işte. İyi yaptın. İyileştirdim Candan abla. Tabii tabii, hiç merak etme sen. Bak burada bir yarası var. Ben hallederim şimdi. Ödüm koptu ya. Candan abla. Ben de böyle büyüdüğümde veteriner olacağım. Böyle bir yerim olacak. Sokak hayvanlarını ücretsiz bakacağım. O zaman tut bakalım Mıstı. Mıstı gel bakalım. Sıkı tut ama, tamam mı? Şimdi hareket etmesin. Bak görüyor musun? Kesik oluşmuş orada. Şimdi sargısını da yaparız. Bitti mi? Az kaldı. Çok sağ ol Candan abla. Ben sana harçlıklarımı biriktirir, borcumu öderim. Yok artık, daha neler. Tut bakalım. Hani sen bana demin demiştin ya, ben de büyüyünce senin gibi veteriner olacağım. Sokak hayvanlarına ücretsiz yardım edeceğim diye. İşte ben de onu yapıyorum. Harçlıkların sana kalsın. Sen onları biriktirip sokak hayvanlarına mama alırsın, tamam? Mıstığa da alırım, arkadaşlarına da alırım. Şimdi tut bakalım. Ayağını şöyle... Tamam, bitti. Geçmiş olsun Mıstık Bey. Hemen mi bitti? Bu kadar. Hadi şimdi annenin numarasını söyle de arayalım, merak eder seni. Şey, benim annem yok ki. Baban? Babam var. Tamam, onu arayalım o zaman. Arayamayız. Niye güzelim? Çünkü onun numarasını bilmiyorum. Ya zaten eve gitsem de kapıyı açamayacağım çünkü anahtarım yok. Hem babam da evde değil.
yapacağız böyle? Yok. Yapacak bir şey yok. Sen de geliyorsun benimle. Mıstık? İkiniz de geliyorsunuz. Yani sizi böyle bırakacak halim yok ya. Hadi. Candan abla, ben buraları çamur yaptım ama. Hiç önemli değil, temizlenir. Tamam. Korkma, korkma. Benimki alışık diğer köpeklere. Şimdi ilk defa geldi ya bu ev, biraz heyecanlandı. Tamam. Sen ilk defa mı geliyorsun bu eve? Yok. Burası benim büyüdüğüm ev. Bak nasıl güzelmiş değil mi Mıstık? Candan ablanın evi. Aa, bak tablolar falan var. Daha iyi misin? Mıstık? Mıstık nerede? Mıstık mamasını yiyor bak. Orada. Bak, ben senin formanı yıkayıp kuruttum. Teşekkür ederim canım abla. Dur, dur. O yüzden söylemedim. Dur, kalsın onlar üstünde. Hatta senin olsunlar. Ama bu senin kızının değil mi? Benim kızım yok ki. Peki, o zaman kimin bunlar? Benim. Çocukluk kıyafetlerim. Hadi bakalım, götüreyim sen de Mıstığı. Yok, gerek yok. O ne demek? Ben kendim gidebilirim. Buradan metroya giden dolmuş geçmiyor mu? Geçiyor da. Nasıl olacak öyle tek başına? Ben her zaman kendim metroyla gidip geliyorum ki. İlk başta kırmızı başlıklı dolmuşa bineceğim. Ondan sonra ilk metro durağında inip metroya gideceğim. Sonra indikten sonra da ben yolumu bulurum. Birazdan hava kararacak. Olmaz öyle şey. Ben götüreceğim sizi. Hadi bakalım. Peki Candan abla. Şurası Candan abla. Sen şu merdivenlerde dursan yeter. Teşekkür ederim Candan abla. Bak bakalım gelmiş mi baban? Gelmediyse ben bekliyorum seni burada. Tamam. Görüşürüz ya Candan ablaya. Candan abla gelmiş. Hoşça kal. Sen gir, ben bekliyorum. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.